Kimlikteki ismi Süleyman Abdoğan olan Hozan Serhat 24 Temmuz 1970 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya geldi. O sıralarda babası Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde memurluk yapmaktaydı. Henüz 1 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin Patnos'a dönmesiyle Hozan Serhat liseye kadar olan öğrenimini Patnos'ta tamamladı. Daha çocukken müzik serüvenine başladı. Hozan Serhat, okulunda başarılı bir öğrenciydi. Okuldaki başarısını sanatına da yansıtmaya çalıştı. Henüz 7 yaşındayken abisinin okulda çaldığı sazı eline aldı ve çalmaya başladı. Sazın tellerini koparttı fakat pes etmedi. Hozan Serhat mücadele etmekten pes etmeyen biri olarak tanınmaktadır. Müzik alanında çok çaba gösterdi, her gün müzik bilgisine yeni melodiler ekledi. Müzik alanındaki gayretleri olumlu sonuçlandıkça daha bir hırslandı. 1985 ve 1986'lı yıllarda kaset yapmak için İstanbul'un yolunu tuttu. Yaşadığı ekonomik zorluklar sonucunda Patnos'a dönüş yaptı. Hozan Serhat, müzik hayatına devam etti. 1988 yılında İzmir Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı bölümü sınavında 1800 kişi arasında ikinci oldu ve müzik yaşamı için yeni bir dönem başladı. Her enstrümanını çalmayı öğrendi. Kaval gitar bağlama klavye çalmaya da başladı. Politik mücadeleyle üniversite yıllarında tanıştı. Kürtçe eserler üzerine çalışmaya Batmane Batmane parçasıyla başladı. Evlendi fakat sosyalizme ve özgürlüğe olan inancıyla ideolojik politik mücadelesini dağlarda yürütmeye karar verdi. Hozan Serhat Haftanne oradan Mahsun Korkmaz Akademisi'ne geçti, müzik çalışmaları için Avrupa'da kültür sanat faaliyetleri için Hunercom'a gönderildi. Böylece Hozan Serhat için 4 yıl sürecek bir kültür maratonu da başlamış oldu. Halk Hozan Serhat'ı bu süreçte tanıdı, o günlerde sazıyla televizyon programlarından yankılanan sesiyle sevildi. Seslendirdiği Heler parçasıyla tanındı, Kurdistan ve Ağrı'nın İsyan Kızı şarkılarını yazdı. Kürt kültürüne, müziğine sahip çıkmayı esas aldı ve eski parçalarımızı çıkaralım, okuyalım, geleceğe aktaralım, bunlar kaybolmasın diyen klasik parçaları modern müzikte buluşturmaya çalıştı. Serhat 1996 senesinde Avrupa'dan Kürdistan dağlarına döndü. Sapta birkaç ay kaldıktan sonra Hevler'de bulunan Mezopotamya Kültür Merkezi'ne gitti. Kürdistan'ın güneyinde hemen her yerinde gecelere ve moral etkinliklere katıldı. Behdinan ve Süleymaniye'de canlı ve dinamik tarz ve temposuyla faaliyetlerini aralıksız devam ettirdi. Süleymaniye'de Güzel Sanatlar Akademisi orkestrasının dikkatini çekti ve ilk kez bu orkestrada bir sazcıya yer verildi. Ancak daha sonra Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin baskıları sonucu Süleymaniye'den ayrıldı. Kürtçenin Kurmancı Zazaki ve Sorani lehçelerinde parçalar okudu. Albüm çıkarır, albümü elden ele dolaşır, artık onun sesi Hevler ismini verdiği albümüyle tanınır. O kendi dağlarında sazıyla sözüyle arkasında bıraktığı mirasıyla unutulmazlar arasında yerini alır. Hevler kaseti daha önce Türkiye'de birçok kez korsan şekilde basıldı. Şimdi Kom ve Mir Müzik etiketiyle İstanbul'da yeniden basılan Hevler albümü de Serhat'tan kalan miras olarak dinleyicilere ulaştı. Kendi yorumu, huzur veren sesi kelimelerdeki anlam ve değerlere sahip oluşuyla, her bir parçası, ayrı ayrı sevilen Serhat'ın Hevler'i yeniden orijinal haliyle dinleyicilerle buluştu. Biri enstrümantal olmak üzere 12 parçanın okunduğu Hevler albümünde Kürtçenin Kurmancı Zazaki Sorani lehçesinde şarkılar ve Türkçe okunmuş Ağrı'nın İsyan Kızı şarkısı yer aldı. Hozan Serhat 10 Temmuz 1999 yılında dağda çıkan çatışmada yaşamını yitirdi.